Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Evet, akaryakıta gelen zamlar esnafı, taksi esnafını ne kadar etkiledi? Bize bahseder misiniz? Vallahi sırt taksi esnafı değil, herkesi çok büyük etkiledi. Yani insanlar depolarını dolduramıyorlar. Çok zor da. Yani sırf akaryakıt da değil. Yani bir şanzıman 100-150 bin liraya indirdiğimiz şanzımanı şimdi 600-700 liraya indiriyorlar. Bir lastik patladığı zaman 20 lira yaptığımız lastik şimdi 100 lira yapılıyor. Her şey arttı sırf yakıt değil ama yakıt tabii bunların hepsini tetikliyor. Doların yükselmesi bunları tetikliyor. Yani şu anda ekonomi diye bir şey kalmadı. Yani kendi kendine yürüyor işler. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Peki, Müdahale yaptığı yok. taksi esnafı bu durumdan rahatsız değil mi? Ya rahatsız. Rahatsız olmaması mümkün mü? Siz taksi Yani hatlarını düşünebiliyor musun? Bir günde bir araba 700-800 lira yakıt yakıyor ya. Derneği başkanısınız. Evet. Size bu konuda şikayet geliyor mu çok sık? Şimdi şöyle Ali Bey tabii geliyor. Zaten çocuklar biliyorsun ben durak işletiyorum. Yani bunlara biz artık aramızda çözümler arıyoruz. Mesela ben Oruçlar Taksi'yi yöneten birisi olarak şimdi Avrupa yakasına giden arkadaş eğer oradan boş geldiği zaman aldığı tamamen yakıta gidiyor. Arabanın amortismanına gidiyor. Biz de ne yaptık? Oruçlar Taksi olarak Avrupa yakasında şu anda 5 tane durakla anlaştık. Onlar bizim arabalara bu tarafı iş vermeye çalışıyorlar. Biz onların arabalarına. Burada bu akaryakıt artışının telafisine çalışıyoruz. Hani biz daima diyoruz ayarlı taksimetre lazım buna ama kimse bunu dinlemiyor. Biz artık kendi aramızda duraklar olarak buna çareler arıyoruz. Peki bir tepkiniz olacak mı? Mesela Mersin'de kontak kapatma eylemi gerçekleşti. Siz Taksaklar Derneği olarak bir protesto yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi Tepki olarak. Ali Bey biliyorsun bu dernek 2018'de kuruldu Kasım ayında. Ben dernekten önce de mesela 24 ayda %5 zam geldiğinde 350 tane pankart astırmıştım. Asmıştık daha doğrusu bireysel. Sonra 2015'te Zorunlu Traksiyonu eylemlerini başlatan kişiyim. Yani bende eylem bitmez ama esnaf ölü toprağa atılmış üstüne. Yani ses çıkartmadığın sürece seni kimse duyamaz. Peki Şimdi ben dernek başkanı olmaz. o zaman bu Efendim? zamlardan taksi esnafı etkilenmiyor. Etkileniyor da. Yani çok kötü. Millette bir ne bileyim yani ölü toprağa atılmış. İstanbul'da böyle ama. Bu İstanbul'da böyle. Bakın Mersin yaptı. Samsun yaptı. Yani birkaç tane vilayette oldu bunlar. Ama İstanbul'da ne hikmetse birisi öne çıkmadığı sürece hiçbir şey olmuyor. Peki Ha siz bunda taksak... genelde ben çıkıyordum. Ben de 2 aydır Nadas'tayım. 2 yıldır Nadas'tayız herhalde. Çıkmıyoruz. Şimdi yani hani eskiden her mahallenin bir delisi olurdu. Mahallenin delisi olmanın artık anlamı yok. Çünkü esnaf bunları anlamıyor. Bakın bu kadar yaptığımız hizmetleri esnaf anlayamadı. Şu derneğe sahip çıkmadılar. Sivil toplum örgütleri sosyal medya çok büyük bir güçtür. Ama bu gücün farkında olmuyorlar. Günde benim duraktan en az 50-60 tane araç geliyor, taksici geliyor, iş veriyorum. Hepsi muzdarip, hepsi ağlıyor. Ya arkadaşlar gelin ses duyuralım diyecek kimse yok meydanda. Peki medya ilgilenmiyor mu sizinle? Yani medya nerede? Taksi Haklar Derneği Nasıl? Başkanı olarak, Taksi Haklar Derneği Başkanı olarak siz medyada yer bulabiliyor musunuz? Sizin bir medyanız yok mu? Valla bizi yıllardan beri medyanın önüne öyle bir attılar ki medya bizi çok kötü tanıttı. Medyanın şimdi bizden iletişime geçmesi bile mümkün olamaz yani. Geçemiyorlar. Çünkü bizi o kadar çok kötü tanıttılar ki aslında taksi esnafı kötü değil Ali Bey. Taksi esnafını yönetenler kötü. Yönetenler beceriksiz. Yönetenler projeyi sunamıyorlar. Ya düşünebiliyor musun? Geçen gün federasyon seçimi yapıldı.
Ya arkadaşım bir tane STK başkanı 65 yaşının altında yok. Bak ben 66 yaşındayım. Ben arabamı muayeneye dair götüremediğim için plakayı sattım. Tamire götüremediğim için plakayı sattım. Niye? 66 yaşından gün aldım diye. Öyle bir saçma kanun olur mu? Meclis dolu. 66 üstü insanlar dolu. Ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ben niye arabamı kullanamayayım? Bırak beni. Bak şu anda tanıdığım 50'nin üzerinde taksicilik yapmış arkadaşımız çalışamıyor. Başka bir iş de yapamaz bu yaştan sonra. Sapa sağlam ama yaşa takıldı. Adamcağız 2500 lira maaşa emin olun sürünüyor ya. Evet. Bu kış boyunca doğalgazını ödeyemeyen arkadaşlarımız oldu. Siz Taksaklar Derneği başkanısınız. Zamlara karşı herhangi bir protesto veya bir tepki taksi esnafından gelmiyor. Ben de soruyorum. Acaba dediğiniz gibi ölü toprağa mı serildi bu insanlara? Aynen. Esnaf bugün istesin biz hemen yarın eylem yaparız. Bizde sıkıntı yok. O zaman zam yapıldıkça mutlu oluyorlar. O zaman biraz daha zam yapılacak. Sürekli zam gelecek. Günlük zam şimdi, yapılıyor. Hiç kimse tepki göstermiyor. O zaman taksi esnafı mutlu diyelim. Mutlu değil. Bak, taksici esnafı bazı şeyleri anlayamıyorlar. Eğer ki en son %40 zam verilmeseydi ben görürdüm bu taksi esnafını. Biz 24 ayda %5 zamlar aldık iki kere. Öyle bir zam verilseydi taksi esnafı bugün var ya arabalarını yakardılar. İyi zam aldılar. Ama o zamı veren de kıymetini bilmiyorlar. Evet. Gerçi kendi araçları için bizi ödüllendirdiler ama o da alınan zam zamdır yani. Sonuçta bize yaradı. Sonuçta bize yaradı. Bak. Bak balkonda çile getiriyoruz artık. Ekonomi krizinden dolayı. Evet. Beceriklisiniz. Yetiştiremeyenler var. Tabii onu da becermek de lazım. Evet. Osman Oruç, kendinize iyi bakın. Taksi esnafı mutlu demek ki birçok ilde protestolar gerçekleşti. Ben de merak ettim. Bir arayayım Taksaklar Derneği'nin başkanını dedim. Sayın Osman Oruç, konu hakkında ne düşünüyor? Taksi esnafı mutlu mu? Akaryakıta gelen zamlar enflasyondan. Ama 2-3 zam daha gelirse çıkarlar sokağa, sen merak etme. O ışığı görüyorum ben, evet, şu an. Sokağa çıkın demiyorum ben. Ben sadece esnafın durumunu öğrenmek istiyorum. Bizim görevimiz kamuoyu yoklaması demeyelim buna. Eylem halkı, yapmaları için halkı bilgilendirmek, önder istiyorlar. Bilgilendirme tepki açısından. Koymaları için önder istiyorlar. Vatandaşın, o da malum odalar çıkamıyorlar. Bunu öğrenmek istiyorum aslında. Odaların durumu, tepki gösteriyor mu göstermiyor mu? Odalar yok. Odaları ben şunu diyorum. Odalar adı üstünde. Oda, oturma odası. Yatak odası. Yatıyorlar, oturuyorlar. Odalar o. Çok teşekkür ediyorum. Esnafın içinden yok. Yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hadi canım, özledim seni. Görüşelim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sağ ol, iyi günler.